Hani beni çok seviyordun? Hani ben senin için çok değerliydim? Artık bir çöp kadar bile değerim yok senin gözünde. Çorba getirdim sana. Sıcak sıcak içersin. Battaniye de getirdim. Sağ ol Erkut. Benim yüzümden başını belaya sokacaksın. Ağladın mı sen? Ya öyle sinirlerim bozuldu. Necdet ne kadar taş kalpli bir insan ya. Ben burada açlıktan bayılsam da, soğuktan ölsem de onun umurunda bile değil. Resmen ölüme terk etti burada beni. Neyse. Tekrar çok sağ ol. Hadi iç de soğumasın. Birkaç bakıcıyla daha görüştüm ama kimi yatılı çalışmak istemiyor, kimi de benim gözüm tutmadı. Güvenilir biri olması lazım tabii. Evet, sonuçta yabancı biri girecek evinize değil mi? Gerçekten ne yapacağımı bilmiyorum. Her şey Zeynep'in başına kaldı. Aa Selim, konuştuk ama bunları daha önce. Hadi biz kalkalım. Hem de alışverişe gitmemiz lazım. Kalkıyor musunuz hemen? Kalkalım Melek abla. Ali anne de yalnız kalmasın. Hem akşam içinde bir şeyler hazırlayacağız. Tamam o zaman. Geç kalmayın hadi. Zeynep, ben de sizinle geleceğim. Seni yalnız bırakamam. Tülay abla, olmaz öyle şey. Yok yok, itiraz istemiyorum. Geleceğim. Hem böyle hamile hamile içme el vermiyor kızım ya. Tülay abla, gerçekten gerek yok. İtiraz etmeyin dedim ya. Hadi hadi, geç kalmayalım. Hadi. Peki o zaman. Hadi bakalım. İnci dikkat et, dökme etrafa. Umurutunu gördün mü? Öf. İnci yapma ama. Her taraf kirlendi yine. Puf, bak. İşte kocaman burun. Gökyüzüne doğru yükseliyor. Yağmur yağıyor, kaçın. Şemsiyeler açılsın. Bu şekerler erimemiş ki.
ben neden erimediğini biliyorum. Niye? Çünkü güneş yok. Of İnci. İşte böyle. Komik içine kaçtı. Of, dur ben çıkarırım. Dağıtmayalım ortalığı. Babam keki görünce çok sevinecek. Yapmayı başarırsak. Çok geçmiş olsun Aliye Hanım. Sağ olun. Duyunca çok üzüldüm. Ben inanıyorum eski günlerdeki gibi sağlığınıza kavuşacaksınız. İnşallah. Ben de hem size bir geçmiş olsun diyeyim, hem de Zeynep ve Selim'e belki bir yardımım dokunur diye kalktım geldim. Sağ olun Tülay Hanım. Tekrar hoş geldiniz. Hoş buldum. Anne, ben yemek yapacaktım da özel olarak istediğim bir şey var mıydı? Yok. İşte o yok zaten. Olmaz. Yemekleri ben yapacağım. Olmaz öyle şey Tülay abla, ben hallederim. Zeynep'ciğim zaten yorgunsunuz. Bugün yemekler benden olsun. Gel bakalım prenses. Bana kim yardım edebilir? Hangi konuda Tuğçe'ciğim? Çok önemli bir proje ödevim var. Yaratıcım sadece almam lazım. Kim daha yaratıcı? Anne sen mi? Yoksa sen mi Zeynep? Ben. Ben. O zaman ikiniz de yardım edebilirsiniz. Hı. Olur. Tamam. Bana uyar. Yaşasın. Hah. Abla ne oldu? Oldu mu? Yok. Olmadı. Hadi ya. Ne dediler peki? Üniversite mezunu birini arıyorlarmış. Lokanta işletmeciliği olunca tabii. Olsun abla, sıkma canını. Bu iş olmazsa başka bir iş olur. Hem işaretlediklerimizden bazılarına gitmemiştik. Onlara da gider bakarız. Yapacak bir şey yok. Hadi gidelim. Ya öyle işte. O belgenin de alacağı olsun var ya. Deme kız öyle. Belki iyi bir çocuktur. Hı. İyilikte karın doyuruyor değil mi Ebru'cum? Sen de bir safsın ya. Kızım, benim gibi bir kız. Öyle salaş bir balıkçıya götürülür mü ya? Ay neyse ne. Sanmışsın başından işte. Ay. Allah Allah. Ay, sülük gibi yapışmasa bari. Ya sen onu boş ver. Ben sana ne anlatacağım? Bu hani geçen gün anlattığım çocuk var ya, Canberk. Onun bugün doğum günüymüş. Aa! Sen nereden biliyorsun ki? Face'te gördüm. Kutlayacak mıymış bari? Kutlayacakmış, duvarında yazışmışlar. Ay evet evet, ben de gördüm şimdi. Ben de gideceğim. Nasıl? Seni davet etmemiş ki. Olsun. Tam misafir olarak giderim ben de. Hem bana böyle partiler lazım kızım, böyle klas yerler. Ay ne giyeceğim ki ben ya? Ya sen onu boş ver de bu koku ne ya? Ne kokusu ya? Aa hakikaten ha. Kek! Of ya! Yanmış böyle baba. Kömür gibi olmuş. Ne oluyor bu? Hey! Allah sizi davul etmesin. Ne yapıyorsunuz siz? Ha ne yapıyorsunuz? Ama abla. Ben size uslu uslu oturacaksınız. Yaramazlık yapmayacaksınız demedim mi İnci? Ama biz yaramazlık yapmadık. Seni çekik yaptık. Allah'ım hala kek diyor ya. Aa Süman abla, biz sana özür dileyecektik. Aman eksik olsun sizin özrünüz be. Aa Süman tamam ya, yeter artık, kızma çocuklara. Baksana şunlara, çok tatlılar.
Ama kızım şuna bak ya. Ama ablası senin için yapmışlar. Allah'ım Allah, kafayı yiyeceğim artık ya. Yani yangın var diye bağıracağım. Allah'ım durup dururken sinir ediyorlar insanı ya. Ya Asuman, o kız kimdi? Daha önce hiç görmedim mahallede. Akrabanız falan mı? Aman boş ver şimdi. Babamın işleri. Neyse gel biz şu elbiselere bakalım hadi. Evet ya. Albatros'u tek geçeyim gitsin. Kumcu. Kumda hiçbir at bunu geçemez. Abi bölüyorum, kusura bakma. Ne oldu Sedat? Şu köşedeki masada büyük teşkilat toplandı abi. Birazdan oyuna başlarlar. Hani demiştin ya büyük oynayacağım diye. Haber vereyim dedim. Eyvallah Sedat. Kısmetiniz bol olsun beyler. Eyvallah Azimar. Bizim kasap Hayrettin'le karşılaştım geçen. Dedi Cemal dükkanda bir şey bırakmadı. Hayırdır, ne iş? Sana ne? Gözünüz mü kaldı? Ne yapacağınız? Afiyet bal şeker olsun da hayır bayram değil, seyran değil, o kadar et. Bayramdır belki. Ne bileyim? Bize her gün bayram diyorsun artık ha Cemal. Hadi gevezelik etmeyin de başlayalım. Kar şu kağıtları. Zübeyir abi, karsana şu kağıtları. Cemal abin parasıyla rezil olmak istiyor. Şimdi rakamları kesiyoruz. Ben 3'ü kesiyorum şimdi. Ben de 4'ü kesiyorum. Ya bir dakika, bir durun. Öyle basit bir şey olmaması lazım. Öğretmenim yaratıcılığınızı kullanın dedi. Tamam işte kullanıyoruz. Hem öğretmenim bir şey derse biz tasarımcı mıyız dersin, tamam mı? Selim, nasıl akıl veriyorsun çocuğa öyle? Ya ne var bunda? Hem böyle ödev mi olurmuş? Bizim zamanımızda hiç böyle şeyler yoktu. Keşke olsaymış. Bak şimdi saçmalamazdın. Ha, saçmalayan benim öyle mi? Şimdi yaratıcılığımla şu saati bir konuşturayım da görün siz. Hadi bakalım. Evet şimdi Tuğçe'cim, akrep ve yay kovanın oklarını çiçeklerden yapayım diyorum. Süper bir fikir değil mi sence? Çiçek gibi yapacaksın. Bu mu yani? Çok yaratıcıymış Selim. Bak şimdi Tuğçe'cim, sen beni dinle. Saatin ortasında bir tane kedi yapıyoruz. Bıyıkları da böyle akrep yelkovan oluyor. Nasıl fikir? Bence çok güzel. Bence... Bıyık mı? Ya Tuğçe, sen hiç ona kulak asma canım benim, tamam mı? Senin amcan bu saati uçuracak, uçuracak. Bence sen hiç uğraşma çünkü ben bıyıklarını kesmeye başladım kedinin. Tamam, ben de hemen çiçeklerini yapacağım zaten. Ya yeter ya. Bırakın, istemiyorum sizden hiçbir şey. Çiçekmiş, bıyıkmış, didişirken mahvedeceksiniz ödevimi. Tamam, tamam kızma prenses. İstemiyorum sizden yardım verdim. Gidin. Tuğçe'cim ama... Gidin, gidin, gidin. Ben zaten Tülay ablaya bakacaktım. Hı, ben de sana yardım edeyim o zaman. Tüyelim. İyiydi, kabul et. Hayır saçma, benimki daha iyiydi. Hayır. Ya gidin, yalnız bırakın beni. Allah Allah. Öyle tabii. Aa. Tülay abla. Tülay abla sen neler yapmışsın öyle? Bir çorba yapacağım demiştin. Hakikaten. Döktürmüşsün iki dakikada.
Yok canım, abartmayın siz de. Ya ne abartması? Bir çorba dedin, kaç çeşit yemek çıkarmışsın. Hepsi de harika görünüyor. Öyle vallahi. Mis gibi de kokuyor. Ellerine sağlık abla. Sağ olun çocuklar. İnşallah tatlarını da beğenirsiniz. Beğenmez olur muyuz hiç? Vallahi bir tanesi. Bugün ziyafet var desene. Ya Ebru. Ya bunu mu giysem yoksa kırmızıya mı giysem? Ya bu da çok iddialı. Böyle bütün dikkatleri üstüme çeker. E bir de Melis'in doğum gününde giydim ben bunu. Ya sen de bir şey söylesene. Üf, ne bileyim kızım ben ya. Yani hepsi birbirinden güzel de bunlar biraz fazla abartılı değil mi? Ay ne abartısı be. Millet neler neler giyiyor. Tabii sen öyle zengin mekanlarını bilmediğin için. Aman iyi iyi. Neyi giyiyorsan onu giyin de. Ya bir şey soracağım. Bunlar müşterilerin kıyafeti değil mi? Evet öyle. Kızım yani ya üstüne bir şey dökülürse ne bileyim bir şey olur falan. Merak etme bir şey olmaz. Ne yapayım? Pazar malıyla mı gideyim oralara? En azından rahat edersin böyle emanet şeyle ne bileyim. Yok bir şey olmaz. Emanet memanet. Taşıyabiliyor muyum? Taşıyabiliyorum. Sen ona bak boş ver. Hakikaten şu kırmızı olan ya sana çok yakışır ha. Öyle değil mi? Neyse ben artık kalkayım. Sen de Cemal amcaya çok dikkat ediyorsun tamam mı? Kız ağzını hayır aç Allah korusun ya. Heyt be! Kupa vale kurban oldum. Yuh be kaçıncı bu? Bu kadar da bal olmaz ama artık ya. Kazanınca bal, kaybedince öğren de gel. Yok öyle bir dünya Hüsso. Kupa valesini atmamı bekliyordun sanki? Konuşturma beni şimdi. Bekliyoruz tabii oğlum. Kağıtları takip ediyoruz. Biz senin gibi öyle saldım çayıra mevlam kayıra oynamıyoruz. Neyse çok konuşma. Bu parayı verdiğimiz gibi almasını da biliriz. Hadi karın şu kağıtları. Yenilen pehlivan güreşe doymazmış. Oo Veysel abi geldi. O kim lan? Şu parkın arkasındaki oto yıkamacısı. Oo Veysel abi sen takılır mıydın buralara? Ne haber Zübeyir? İyilik abi ne olsun. Görüyorsun işte. Siftah yapmaya çalışıyoruz. İyi. Rast gelsin. Sen böyle bu işi bıraşık yıkamayı nereden öğrendin? Nurten teyze vardı. O hep bana hep iş yaptırırdı. Ne yapardın? Bulaşıkları yıkardım. Çamaşır yıkardım. Yerleri silerdim. Eğer bunları yapmazsam beni odaya kilitlerdi. Yani seni Yapuzel Livi annesi gibi kuleye mi kilitledi? Hayır İnci, ne kulesi? Odaya kapattı diyorum ya. Hı, kadın kadın seni kilitledi. Hı. Ama Rapunzel'in gibi senin saçların uzun değil ki. Çünkü ben Rapunzel değilim İnce. Ay, vallahi çok güzel oldum be. Of. Of ya, ben bunu nasıl yetiştireceğim şimdi? Sade bak. Ay neyse artık. Zaten yarın sabah teslim edeceğim. Ya bir şekilde yetiştiririm ben bunu. Ev abi gitti ket. Merak etme bitti sayılır. Bitmedi mi hala bulaşık ya? Ay. Allah cezanızı vermesin ya. Yine bardak mı kırdınız? Ben kırdım abi. İyi halt ettin. Allah'ım sabır ver ya. Sabır ver bir de çocuk bakıcısı olduk çıktık ya. Abi nereye gidiyorsun? Çok güzel olmuş o. Yoksa kır kedisi gibi buraya mı gidiyorsun? Ay İnci
O kadar prenses varken gittin, benzete benzete kül kedisine benzettin beni yani, öyle mi? Neden kızdın ki? Kül kedisi çok güzel. İyi, tamam tamam. Neyse, şimdi onu bırakın da gelin size başka bir iş vereceğim ben, hadi. Ne bakıyorsunuz ya öyle bönbön, girsenize içeri. Ama odana girmemiz yasak değil miydi? Öyleydi. Gerçi hala öyle. Ya bana soru sormaya kesin de girin içeri hadi. Şimdi ben birazdan dışarı çıkacağım. Bu elbisenin boncuklarını teker teker toplayacaksınız, anladınız mı beni? Bak bu ipe tüm boncukları teker teker geçireceksiniz. Ama abi çok boncuk var. Onun etrafı darmaduman ederken düşünecektin İnci. Toplayacaksınız işte, o kadar. Yoksa babama yaptıklarınızı söylerim. Tamam Asuman abla. Bir kere daha gösterirsen. Gel bak. Şimdi. Boncuğu alıyorsunuz. Böyle teker teker. Buna geçiriyorsunuz, tamam mı? İyi. Tamam. Şuna da anlatıver bari. Ben çıkıyorum. Siz de bir an önce başlayın, hadi bitirin şunu. Hey be! Baban da mı kumarcıydı be Cemal? Bu kadar da olmaz ama artık ya. Kağıt mı çalıyorsun lan sen? Şşş! Destur! Bizim lügatımızda öyle hille hurda yok Hüsnü. Tanıyamadın mı daha? Var mı çay içen beyler? Hepsine birer tane çay benden. Hararetlerini alır. Alo, benim yenge söyle. Şimdi acil mi? İyi peki. Yok tamam, geliyorum. Nereye oğlum? Yengem beni çağırıyor. Kalkmam gerekiyor. Acil bir iş çıktı. Yok öyle. Kaybederken masadan kalkmak var mı? Keyfimizden kalkmıyoruz herhalde. Oyun ne olacak? Hah, Veysel abi bakar. Peki, kabul edecek mi Veysel abin oyunu? Eder eder. Veysel abi ya. Abi ya, benim kalkmam gerekiyor. Benim yerime geçer misin? Dayımı hastaneye götürecekmişim. Vallahi bilmem ki nasıl olur. Yani pek havamda da değilim ya. Abi iki el attın mı havaya girersin. Ne olur abi yardımcı ol. Şimdi masada kavga çıkacak. Kalktım diye bozuk atıyorlar. İyi madem, geçelim bakalım. Eyvallah abi, sağ ol. Hadi ben kaçtım. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Hadi bakalım Osman. Göster kızım kendini. Ne haber Asuman? Nasılsın? Aynı Sedatçığım işte, iş güç. Ya ben senden bir şey rica etmek için gelmiştim aslında. Söyle Asuman. Ya sen babamı bugün biraz oyalasan, eve geç gelse. Lütfen, benim için çok önemli Sedat gerçekten. Neden? Ne oldu ki? Şey, bizim mahalleden kızlarla bizim evde toplaşacağız öyle hani dedikodu falan, anlarsın ya.
Şimdi babamı da biliyorsun yani. Ne bileyim ne körüktük sarhoş gelir eve, bir şey söyler falan. Hiç gerek yok. Lütfen Sedan. O kolay Asuman. Sen hiç merak etme. Keyfi yerinde zaten. Uzun oturur bu akşam. Kalkacak olursa da ben tutarım onu. Ay çok teşekkür ederim Sedan. Çok sağ ol ya. Hadi sen şimdi git de içeri babam fark etmesin, tamam? Lan ne kadar salak bir çocuk bu ya. Hala kendi kendine gelin güvey oluyor, aramızda bir şey olabileceğini sanıyor. Neyse Osman, sen bunu da hallettin mi kızım? Tamamdır. Ay hemen gideyim ben. Cimcime, ne oldu? Yaptın mı ödevini? Yaptım tabii ki de. Hem de çok güzel oldu. Peki o zaman biz de görebilir miyiz? Hayır, göremezsiniz. Ben bir odasına gidip bakayım. Ya hayır ya, bakamazsın işte. Şimdi siz yok çiçek koysaydın da, yok bıyık yapsaydın da diye oynayıp bozarsınız. Bir dakika, sen amcana cevap mı veriyorsun bakayım ha? Ya amca yapma ya. Buyurun çocuklar. Ben sofrayı da kurayım. Tülay abla sen dur. Biz birazdan Selim'le hazırlarız sofrayı. Bırak abla sen. Aa çocuklar olur mu? Ben misafirliğe mi geldim? Size yardım etmeye geldim. Tülay, mutfaktan o kadar güzel kokular geliyor ki karnım şimdiden zil çalmaya başladı. Birazdan soframız da hazır olur. Çok güzel, çok. Patates kızartması istedin diye ondan da yaptım. Sen süpersin, süper. Hiç gitme, tamam mı? Hep burada kal. Sen de süpersin Tuğçe'cim. Ablacığım Allah eline sağlık. Çok yoruldun ama ilaç gibi geldin bize. Ne mutlu bana. O zaman ben patateslere bir bakayım. Birazdan otururuz, tamam mı? Ben de yardıma geleyim. Tamam. Thank you.
Ben kayıp kızımı arıyorum da. Adı Elif. Okula yeni başlamıştı. Buyurun size de vereyim. Eğer bir haber alırsanız ya da duyarsanız beni bilgilendirir misiniz lütfen? Allah büyüktür kızım. İnşallah bulursun yavrunu. Amin. İnşallah, sağ olun. Pardon, affedersiniz. Buyurun. Konuşmalarınıza şahit oldum da. Buyurun, size de ilan vereyim. Belki görür ya da duyarsınız. Aslında ben size yardımcı olabilirim. Tabii kabul ederseniz. Nasıl? Adım 26 Bircan. Muhabirim. Kanal 7 Haber Merkezi'nde. Abla. Hayırdır Asuman? Bir yere mi gidiyorsun? Gerçi bu saatte bir yerden geliyorsundur sen ama. Ne diyorsun abla ya? Seni tanımıyor muyum kız? Sen niye geldin sabah sabah? Gül yüzünü görmeye değil herhalde. Kıyafetleri ver. Yok, daha olmadı. Ne demek hazır değil kız? Elin kadınlığıyla beni papaz mı edeceksin? Gerçi sana iş veren de kabahat zaten. Ya tamam, teslim edeceğim bugün. Teslim edecekmiş bir yerlerini gezdirmekten. Allah aşkına sus, bak babam uyuyor içeride, uyanacak şimdi. Uyanırsa uyansın, onu da ben mi düşüneceğim be? Ya Allah aşkına bak, kalkıp beni döverse çok fena döver, sus ya. Çok da umrumdaydı. Asuman abla, boncukları dizdim. Asuman, ne diyor bu kız? Yok bir şey abla, bir şey olduğu yok. Kostümler bir saat içinde elinde. Bir saat içinde mi? Evet, bir saat. Kız sen benimle dalga mı geçiyorsun? Ne dalga geçeceğim abla ya? Ekmek parasının dalgası mı olurmuş? Bana bak kız. Sen evde gizli gizli çocuk işçi falan çalıştırmıyorsun değil mi? Yok artık abla yani. Sen de bana ne diyeceğini şaşırdın ha. İyi madem, ben gidiyorum. Bir saat içinde kıyafetler elimde olacak. Sonra papaz olmayayım kadınla. Tamam, merak etme, tamam. Bana bak, hele bir geç kal. Bir daha işmiş vermem sana. Ay abla, tamam. Yürü git be. Aferin kız. Girdin gözüme. Hadi git ince yürü yanlış. Tamam Asuman abla. Oh be. Ben bilmiyorum ki nasıl olur. Ya kusura bakmayın, çok şaşırdım da ben. Karar sizin ama ekrana çıkarak kızınıza daha çabuk ulaşabilirsiniz. Elif'in sesini duyar mı sizce? Denemeye değmez mi siz? Ben kızım için her şeyi yapmaya hazırım. Tamam, kabul ediyorum. Tamam o zaman. Ben size kartımı vereyim. Ayrıntıları sonra konuşuruz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Kanalda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Alo Feride. Abla, ne oldu? Sesin bir tuhaf geliyor. Canım evde misin sen? Evet evdeyim. Ne oldu? Feride, ya ne olduğunu anlatsam da inanmayacaksın bana ama ya çok garip bir şey oldu. Yani garip dediysem çok güzel bir şey oldu. Neyse ben geliyorum şimdi eve, tamam mı? Gelince her şeyi anlatacağım sana. Tamam abla, ben bekliyorum evde. Görüşürüz. Ay abla. Şşş, ses
Sessiz ol, babam uyanacak şimdi. Al şunu bakayım. İnci. Hani seninle geçen bir doğum günü partisine gitmiştik, hatırlıyor musun? Hı. Şimdi bu kostümleri oraya geri götüreceksin, anladın mı? Ama daha kahvaltı bile yapmadık. Ne güzel, şanslısın işte. Öğlen okul olduğu için sabahtan yapacaklarmış doğum günü partisini. Orada size bir sürü yiyecek verecekler. Bana bakın. Dikkat edin, tamam mı? Benim başıma bela açmayın da. Tamam Osman abla. Ben İnci'ye göz kulak olurum. Ha, sakın kıyafetleri almadan gelmeyin. Tamam Osman abla. Hadi. Nasıl yani? Hemen bugün mü? Evet. Ya çok vakit kaybetmeden bugünkü haber bülteni çıkarılmış sitede. Ben Elif'in fotoğraflarını da verdim. Onlarla da bir haber hazırlayacaklarmış işte. Abla inanmıyorum. Artık Elif'e daha yakınız. İnşallah Elif'im sesini bize duyar. Ya da bir gören duyan falan olur da bize yerini söyler, değil mi? Allah büyük abla, inşallah. Biz nereye gidiyoruz şimdi? Ben daha önce ablamla o eve gitmiştim. Yine kostüm götürmüştük. O zaman evin küçük kızının doğum günüydü. Şimdi ablası için parti veriyorlarmış. Parti mi? Ne kadar güzelmiş. Onlar çok zenginler, biliyor musun? Sıra paraları var. Partiler, hediyeler aynı filmdeki gibi. Ya demek öyle. Elif ablan evi de çok iyiydi. Bir keresinde bana kurabiye vermişti. Daha çok yolumuz var mı? Şu sokağın başı. Efendim. Günaydın. Nasılsın? İyiyim, sen? İyi işte. Cemal abi sabah getirdim ben eve. Hani kızlardan biri sizde kalmıştır diye. Zaten sessizce de odasına götürdüm, yatırdım. Sabah sorun olmadı değil mi? Ha, yok yok ya, bir sorun olmadı. Teşekkür ederim, sağ ol. Ne demek? Şey diyecektim, Cemal abi uyandı mı? Yo, hayır uyanmadı. Niye ki? Ya seninle bir şey konuşacaktı da konuştu mu acaba? Aa. Ne konuşacaktı ki? Ay yok yok, öyle bir şey değil. Uyanınca konuşur zaten. Uyanınca beni aramasını söyler misin? Olur. Tamam. Ben şey yapayım. Kapatayım o zaman. Tamam hadi. Görüşürüz. Bye bye. Bye bye. Allah Allah. Ne konuşacak ki benimle? Bu da tam salak ya. Allah, neden bütün salaklar beni buluyor acaba? Nazan. Buyurun Necdet Bey. Nereye böyle? Söylediğiniz gibi Gonca Hanım'a kahvaltı hazırladım, onu götürüyorum. Tamam. Size kahvaltı getirmiştim. Gonca Hanım, iyi misiniz? Gonca Hanım, Gonca Hanım lütfen kendinize gelin. Gonca Hanım. Yardım edin! Yardım edin! Gonca Hanım lütfen kendinize gelin. Bekir! Geçer yüzüme.
acısı kalır gözlerimde. Gurur yakar içim kor olsa da dilim susar sözlerimde. Dağıtır ayırır bizi kader, uzak bana yasaklı yüzün. Çoğalıp büyüyor içimde keder, ellerimde bir çare hüzün. Tükenip bitiyor